Sabit katsayılı homojen lineer sistemler üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Bu videoda kompleks özdeğerlerle karşılaştığımızda acaba genel çözüm formumuzu nasıl yazarız onu düşünüyor olacağız. Şöyle başla, şöyle başlayalım. Tabii ki bu sabit katsayılı homojen lineer sistemleri çalıştık zaten. Bu genel formu bu şekilde. Bunların genel formunu biliyoruz ve bu ifadelerin matris çarpımı şeklinde bu şekilde yazabileceğimiz de biliyoruz. Hatta buraya ne demiştik? X vektörünün türevi olsun burası. Burası da bu ifade katsayılar matrisi ve bunda A matrisi ile temsil edelim demiştik. Ve buradaki ifadeyi de X vektörü olarak temsil ediyorduk. Ve bu şekilde matris çarpımı formunda yazabiliyorduk. Şimdi bu videodaki konumuz şu olacak. Burada bu denklem sistemlerini çözerken buradaki A matrisinin öz değerlerini buluyorduk değil mi öncelikle? Ve bu öz değerler acaba Kompleks özdeğerler olarak karşımıza çıkarsa genel çözümü nasıl yazarız? Bunu düşünüyor olacağız. Genel çözüm acaba kompleks özdeğerler çıktığında nasıl yazılır? Kompleks özdeğerler. Kompleks özdeğerler çıkabilir mi? Karşımıza çıkabilir, değil mi? Ee, diyelim ki A matrisinin özdeğerlerini bulmaya çalıştık ve lambda 1 eşittir alfa artı beta i. Ve lambda 2 eşittir alfa eksi beta i olarak kompleks sayılar bulduk özdeğerler olarak. Bu durumda genel çözümü nasıl düşüneceğiz? Bunu düşünürken bir şeyden yararlanacağız onu söyleyelim şimdiden. Bu denklem sistemlerini çözmeyi denklem sistemleri için bir çözüm düşünürken hatırlarsanız farklı reel özdeğerler için çözüm düşünürken ne yapmıştık? Bir öngörüde bulunmuştuk öncelikle değil mi? Yöntemi çıkarırken bir öngörüde bulmuştuk. Ve öngörümüz neydi hatırlarsanız? Dedik ki çözümler olsa olsa e üzeri lambda t çarpı u vektörü formatında olabilir dedik. Neden? Çünkü e, x vektörünün türeviyle kendisi ilişkileniyor. E, türeviyle kendisi birbirine benzeyen ifadeler anca olsa olsa E üzeri bir şeyli ifadeler olur. Çünkü E üzeri bir şeyin türevi kendisine benzer değil mi? Bu öngörüden yararlanarak dedik ki çözümler bu formatta olmalı. Ve hakikaten de bu formatta olduğunu gördük. Dolayısıyla öz değerlerimiz kompleks de olsa yine bu çözüm formatı geçerli olacaktır. Yani bunu değiştiren değiştirmemizi gerektiren bir durum olmayacaktır. Onu söylemeye çalışıyorum. E, bu e, ifadeden yine yararlanarak dolayısıyla... Diyelim ki W1T gibi bir fonksiyon düşünelim ve burada bu da W1T fonksiyonu da buradaki e üzeri lambda yerine bulduğum kompleks özdeğerin böyle artılı olanını yazayım mesela e üzeri alfa artı beta i t çarpı U vektör olsun. U vektör de neydi? Zaten buradaki U vektör ne olarak tespit etmiştik? Bu özdeğere karşılık gelen öz vektör değil mi? E bu özdeğere karşılık gelen öz vektörü de diyelim ki U1 olsun bunda adı. Ve e, A artı beta i vektörü olsun. Böyle. Bunlar vektör tabi. Ne, neden vektör? Çünkü kompleks bir özdeğer bulursak ona karşılık gelen özde, özdeğer bulursak ona karşılık gelen öz vektör de kompleks olacaktır. Dolayısıyla e, çarpı U1 vektörü diyelim. Bu ifade bu ifade bu denklem sistemi için bir çözüm olacaktır. Neden? Çünkü çözüm bu formatta olması gerektiğini biliyoruz zaten. Yani bu formatta olan şeyler bu lambda özdeğer ve u vektörde ona karşı gelen öz vektör olarak seçildiği sürece bu denklem sistemi sağlayacaktır zaten. Dolayısıyla bu W1T olarak e, tespit ettiğim şey ya da yazdığım şey aslında denklem sistemi için bir çözümdür. Bunu unutmayalım. Şimdi e, bu bir çözümü kullanarak genel bir çözüm yazmaya çalışacağım. Ee, tabii ki genel olarak yazacağım çözümde de şöyle iyili filan ifadeler olsun istemiyorum. Bunu da aklımda tuta, tutmak istiyorum. Dolayısıyla iyili ifadelerden de kurtulmak için bir yerlerde belki öğler eşitliğini kullanacağım. Bu W1T ifadesiyle birazcık uğraşalım. Dolayısıyla bu W1T ifadesini şöyle de yazabiliriz değil mi? E üzeri alfa T çarpı E üzeri beta I çarpı T çarpı U1 vektörü. Böyle de yazabilirim değil mi? Sadece bunu. Şu şekilde yazdım, yazabiliriz. Dolayısıyla buradaki e üzeri beta i t ifadesine belki bu i'li ifadelerden kurtuluruz ümidiyle şöyle yazmayı deneyelim. E üzeri e, ne dedik? E üzeri beta i çarpı t öler eşitliğine göre aslında e, şu şekilde yazılabilir. Kosinüs beta t artı i çarpı sinüs beta t olarak yazılabilir. Buna eşittir, bu ünlü öler eşitliğinin bir sonucu. E, o halde e, bu ifadeyi burada getirip e üzeri beta i çarpı t yerine yazarsak eğer w 1 t eşittir ne olacaktır? E üzeri alfa t çarpı şu ifade kosinüs beta t artı i çarpı sinüs beta t ve e, bunu da böyle yapalım ya. Evet ve u1 çarpı u1 vektör. u1 vektörü de? Şöyle olsun demiştik. Onu da böyle yazalım. Çarpı diyelim. a vektörü B vektörü i. Böyle yazdık. Şimdi bu ifadeyi açarak tek tek açıp çarpalım. Bakalım neyle, nasıl bir şeyle karşılaşacağız. Ne olacaktır? Ee, A vektörü ile kosinüs beta t'yi çarpıyoruz. Artı B vektörü çarpı i kosinüs beta t. Artı A vektörü çarpı i çarpı sinüs beta t. Ve şunla da şunu çarpacağım. Bu i'ler çarptığı zaman eksi 1 gelecek eksi b vektörü çarpı b vektörü çarpı sinüs beta t olacaktır. Değil mi? böyle yazabiliriz. Bu ifadeyi birazcık daha düzenleyelim. Düzenlemekten kastım şu i parantezine alınabilecek olan şeyleri i parantezine alalım. A kosinüs beta t şu alınmıyor zaten bu da alınmıyor. Bunları yan yana yazayım. B vektörü çarpı sinüs beta t artı i çarp i i parantezinde daha doğrusu i parantezinde ne olacaktır? A vektörü çarpı sinüs beta t artı B vektörü çarpı kosinüs beta t olacaktır. Değil mi? Ve bunu da son olarak şu şekilde yazayım. V1 t eşittir diyelim. Bu E üzeri alfa t'leri de buraya dağıtayım. E üzeri alfa t çarpı A vektörü çarpı kosinüs beta t eksi B vektörü çarpı sinüs beta t artı i çarpı e üzeri alfa t diyelim yine. a çarpı a vektör çarpı sinüs beta t artı b vektörü çarpı kosinüs beta t olarak yazabiliriz. Evet böyle yazdık. Ve şimdi şuraları temizleyelim bakalım. Ee, bu ifade üzerine birazcık düşünelim. Şurayı da sileyim hatta. Evet. Şunları da silelim. Evet. Şimdi e, şöyle bir şey yapacağız bakın. Şurada oluşan ifadeye x1t diyelim. x1t tabi bir vektör olacaktır. x1t. Burada oluşan ifadeye de x2t diyelim. Şunun hepsine. Buna da x2t diyelim. Diyebiliriz değil mi? Yani sonuçta t'nin bir fonksiyon, vektör değerli bir fonksiyon değil mi? Bu da öyle. E, böyle dediğimiz zaman w1t'yi w1 eşittir x1t x1t artı i çarpı x2t olarak görebiliriz. W1t neydi? Bir çözümdü değil mi? Dolayısıyla bu diferansiyel denklem sistemimizi sağlayan bir ifadeydi. E o halde W1t'yi getirelim burada yerine yazalım. Bunu sağlayacaktır zaten. Bu ifadenin türevi yani şunun türevi değil mi? Ne olacaktır? X1t'nin türevi artı i çarpı x2t'nin türevi eşittir diyebiliriz ki A matrisi çarpı A matrisi çarpı kendisi ifadenin değil mi? X1 t artı i çarpı x2 t olacaktır. Değil mi? Böyle yazabiliriz. Evet. Da parantezi kötü kapadık. Evet, böyle yazabiliriz, değil mi? Şimdi e, şu ifadeyi de böyle açayım, bunu dağıtabilirim. E, matris vektör çarpım özelliği gereği bunu dağıtabilirsiniz. Dağıtarak yazalım. Artık her defasında t yazmayayım yani değil mi? Yani bu t, x'in falan t'nin fonksiyonu olduğunu biliyoruz işte. Şöyle yazalım. Ne olacaktır dağıtarak yazarsak? x1 türevi artı x, i çarpı, i çarpı x2'nin türevi, x2'nin türevi eşittir. a matrisi çarpı x1, e, x1 vektörü değil mi? Artı e, i, diyelim i çarpı a çarpı x2 vektörü. Böyle yazabiliriz. E bu eşitliğe şimdi bir dikkat edelim. Bu eşitliğin doğru olması için ne olması gereklidir? İ'lerin katsayısı şununla şunun eşit olması gereklidir değil mi? Ve e, buradaki e, bununla da i'li olmayan terimlerin de birbirine ayrıca eşit olması gereklidir. E o halde buradaki tespitimiz şudur bakın. X1'in türevi eşittir. Ne olmalı? A çarpı X1 vektörü olmalı. X2'nin türevi de eşittir. ne olmalı? A çarpı x2 vektörü olmalı. E burada da o zaman ne bunlar? E bunlar e, demek ki o zaman x1 vektörü de bu de, diferansiyel denklem sistemini sağlıyormuş. O halde x1 vektörü de bir çözünmüş. x2 vektörü de sağlıyormuş. O da o zaman o da bir çözünmüş. E o halde bu şekilde tanımladığım x1'in e, bir çözüm olduğunu gördük. E x2'nin de bir çözüm olduğunu gördük değil mi? Burada o o anlama geliyor. Bu ikisi de buradaki ana diferansiyel denklem sistemimizi sağlıyormuş bu o anlama gelir. Dolayısıyla bu tespit önemli işte. Bu tespitten yararlanarak o halde diyeceğiz ki genel çözümümüzü demek ki bu, bunların ikisi de çözümse eğer x genel diyeceğiz x genel eşittir şu şekilde yazılabilir c1 çarpı x1 vektörü artı c2 çarpı x2 vektörü şeklinde yazılabilir diyeceğiz. Tabii ki x1 ve x2 bu arada lineer bağımsız iki çözümdür. Şimdi onu ayrıca kanıtlamaya falan girmiyorum ama lineer bağımsız olduğunu bilelim. Dolayısıyla da bu ifadeler mesela x1 bir çözümse c1 çarpı x1 de bir çözümdür. C x2 bir çözümse c2 çarpı x2 de bir çözümdür. E o zaman bunların toplamı da bir çözümdür. Hatta genel çözümdür değil mi? Dolayısıyla bu şekilde genel çözümümüzü yazabiliriz. x1 ve x2'yi bu şekilde tanımlarsak. Evet şimdi yine ee, ortalık biraz karıştı değil mi? Genel çözüm aslında nasıl yazacağımızı bulduk. Ama şimdi e, böyle yazacağız. X1 ve X2'yi böyle tanımlayıp ama e, bu, her şeyi bir temizleyelim ve şimdi şöyle bir çözüm metodumuzu adım adım yazalım. bir Temiz bir sayfa açalım. Ve diyelim ki çözüm metodu diyelim. Çözüm metodu. Bir kere ilk olarak tabii ki Böyle bir diferansiyel denklem sistemi ile karşılaştık. Sabit kaslı homojen ve lineer bir sistem. Bu ifadeyi her zamanki gibi matris vektör çarpımı formunda yazdık değil mi? Yani bu formda tabii ki e, ne olacaktır? X vektörünün türevi eşittir. A matrisi çarpı X vektörü formunda yazdık ifadeyi. Buradaki ilk adımımız her zaman zaten ne? A matrisinin öz değerlerini ve öz vektörlerini buluyoruz değil mi? Öz değerler ve öz vektörler bulunuyor. Şimdi bu özdeğerler kompleks olarak karşımıza çıktı diyelim. Kompleks olarak karşımıza çıktığında bu şu şekilde olacaktır. Lambda 1 eşittir alfa artı beta i e, ve lambda 2 eşittir alfa eksi beta i gibi iki tane özdeğer karşımıza çıkar. Böyle eşlenik olan. Bunlardan pozitif olanını alıyoruz. Tamam mı? Pozitif olanını olanını almamız yeterli. Bunlardan pozitif alı olanını alıyoruz ve buna karşılık gelen bir öz vektör buluyoruz. O da U1 olarak isimlendiriliyor. Bu da karmış, kompleks bir ifade olacaktır. Bu da A vektörü artı B vektörü çarpı I vektörü gibi bir ifade olacaktır. Dolayısıyla bu iki ifadeyi bulacağız bir kere. E, kompleks de olsa ne olursa olsun bu iki ifadeyi bul. Bunları bul diyelim ilk ilk zaten adımımız bu. Zaten öz ve özvektör bulmak zorundayız değil mi? bu A matrisinin her türlü e, bu adımı yapıyoruz. Farklı reel öz değerlerle de karşılaşıyorsak bulacağız yani. Bulmadan bilemeyiz kompleks mi neyse. Bunları bulduktan sonra, bunları bulduktan sonra diyoruz ki aslında işimiz bitti demektir. Şu şekilde iki tane e, fonksiyon tanımla. x1 eşittir e üzeri alfa t çarpı böyle parantez içerisinde a vektörü çarpı kosinüs beta t eksi b vektörü çarpı sinüs beta t ve x2 vektörü eşittir e üzeri alfa t çarpı a vektörü çarpı sinüs beta t artı b vektörü çarpı kosinüs beta t olmak üzeri diyelim olmak üzeri genel çözüm genel çözüm diyelim genel çözüm X genel eşittir. C1 çarpı X1 artı C2 çarpı X2 olarak yazılır. Evet. Genel çözüm böyle yazıyoruz. Her şeyi yerine koyup öz değerleri ve öz vektörleri bulduktan sonra bunlardan bir tanesini alıyoruz. Artılı olanı alalım mesela. Ve ne yapıyoruz? Genel çözümü bu formatta yazıyoruz. Alfayı buradan alıyoruz. Betayı yine buradan alıyoruz. Değil mi? A vektörü A vektörünü buradaki öz vektörden alıyorum. A vektörü, B vektörünü de buradan alıyorum. Yani bunların hepsini x1 ve x2 bulabiliriz değil mi? Her şekilde, bu şekilde bulabiliriz, Değil mi? hepsini biliyoruz yani alfa, beta, işte A, B filan falan. Bu x1 ve x2 bu şekilde yazacağım ve genel çözümde böylelikle yazmış olacağız diyoruz. Evet, şimdi son olarak şöyle bir not ekleyelim. Bu çözümün grafiğini çizmek istersek. Diyelim ki çözümlerin grafiğini çizmek istersek. Bunu sadece böyle not olarak yazacağım. Örnekler üzerinde bu ifadeyi e, uyguluyor olacağız. Ne demek istediğimizi şu anda açıklamıyorum. Sadece örnekler üzerinde bunu uygulayacağız. Zaten. Orada göreceğiz ne demek istediğimizi. E, şöyle diyoruz. E, grafiğini çizmek için e, beta, t değerini, beta t değerini diyelim. Değerini. 0 pi bölü 2 işte e, 3 e, diyelim ki pi 3 pi bölü 2 3 pi bölü 2 2 pi e, 2 pi de ne biçim yazdık evet, 2 pi e, yapan t değerlerini t değerlerini diyelim t değerlerine yerine yazıp yerine yazıp tabi genel çözümde yerine yazıp ee, ne diyoruz? Çıkan noktaları, çıkan noktaları e, işaretle. Bu durumda elde edeceğimiz şey elipsler olacaktır. Elipsler elde edilir, ya da elips elde edilir. Neyse elde edilir. E, ve e, bunu elde ettikten sonra şuna bakıyoruz. E üzeri alfa t terimine bakıyoruz. Bu terimdeki e üzeri alfa t terimindeki diyelim terimindeki alfa büyük sıfır ise elipsler elipsler diyelim spiral yaparak yaparak büyür. Yok alfa sıfırdan küçükse elipsler elipsler spiral yaparak spiral yaparak yaparak küçülür diyelim alfa eşit 0 ise ise elipsler spiral yapmaz. Elipsler spiral yapmaz diye. Bunu dediğim gibi sadece not olarak yazalım. Örnekler üzerinde ne olduğunu göreceğiz zaten. Ee, ve e, bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda bu konuyla ilgili örnekler yapmaya başlıyor olacağız.